Bey, cevabınızı bekliyorum. Yiğit Bey. Hadi sen Yiğit abi. Hayret bir şey. Niye cevap vermiyor ki bu çocuk? Yiğit'cim. Sen bir şey söyle. Niye artık cevap versen memur beye. Allah Allah. Ne oluyor bu çocuğa? Bilmiyorum ki. Evet demeden. Bakın dedim. Birazdan nikahı terk edeceğim ama. Şaşırttı bu çocuk. Hadi be devrem. Gelme şunların oyununa. Yiğit Bey, cevap verecek misiniz? Pardon. Evet evet, kabul ediyorum. Bravo Yiğit abi. Bravo. Sonunda. İyi düşündü kararlarını. Nereye birader? İçeri, çekil kardeşim önümden. Kimsin sen, necisin? Deli misin kardeşim, hop, çekil hop. Ya. Hayırdır abi, bir sıkıntı mı var? Ya abiler, çık bakın girmem lazım. Hadi yürü, yürü, yürü lan dışarı. Yürü, konuşma. Hepsi buradalar, yürü. Yapmayın ya. Yaşıyor adam. Yaşıyor adam. Çağırın şimdi adam. Niye ambulans çağıralım? Bak konuşuyor. Yiğit. Ne oluyor? Hayırdır? Yavaş çıkaralım arkadaşlar. Gitmem tamam, lazım. Tamam, açalım kapıyı, açalım. Gel. Oğluma şu yaptı, telefonuna gelin. Yardım edelim. Oğlumun, oğlumun hayatı tehlikede. Bey amca sakin ol, yaralısın. Bir araba bulun bana. Sakin ol, tamam gel. Gel hastaneye gidelim önce biz, gel. Sakin ol, yavaş. Geç, buyur amca. Arkadaşlar yavaş. Geç şöyle. Heh. Amca emin misin hastaneye gitmeyeceğine? Bırak şimdi hastaneyi. Oğlumun hayatı tehlikede diyorum. İyi değilsin sen amca, yaralısın. Ümraniye nikah salonu. Acele et hadi. Belediye başkanımızın bana verdiği yetkiye dayanarak ben de sizleri şahitlerin huzurunda bu yuvanın kurulduğunu ilan ediyorum. Ayağına bas, ayağına. Bravo. Evet, evlilik cüzdanını onu en iyi koruyacak kişi olarak Melike Hanım'a veriyorum. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Bravo! 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 Abicim, yine bak, mi lütfen. Sen? Ulan bak, şimdi... Damadın hayatı tehlikede. Abi vallahi bak, içeride silahlı bir adam var ya. Bana bak, şaka mı yapıyorsun? Abi içeride diyorum, içeride. Kendi gözlerimle gördüm vallahi. Murat. Efendim abi. Sen burada kal. Tamam abi. Hadi abi, çabuk çabuk. Güzel kızım. Ay mutluluklar. Teşekkür ederim. Eyvallah Niyazi. Affedersiniz be. Şimdi sırası değil. Kutlarım Yiğit'im. Teşekkür ederim Meksiko. Canım benim. Tebrikler Melike. Darısı başına. Amin. Sağ olun. Efendim dışarıda bir tip var. İçeride silahlı bir adam gördüm diyor. Düğün bey eşçisidir. Aklı sıra bahşiş koparacak. Uzaklaştırın buradan. Emredersiniz. Teşekkürler. Canım benim. Çok sağ olun. Çok güzel olmuş. Tebrikler. Maşallah. Teşekkürler. Maşallah. Teşekkür ederim. Allah nazarlardan sakınsın. Şuna bak ya. Devrem, bu ne surat ya? Düğünde misin, cenazede mi?
Bir yastıkta koçarsınız inşallah. Eyvallah Devre, sağ olasın. Daha hızlı, daha hızlı! Bas! Bas biraz! Abi daha ne basacağım? Son gaz gidiyoruz zaten. Telefonunu ver bana. Telefonunu! Al bey amca. Alo sabit, neredesiniz? Tamam, ben de nikah salonuna gidiyorum. Orada görüşürüz. Yürü git lan buradan. Abicim gidemem, yok bir dakika abicim, yapmayın. Hadi etmeyin lan. İçeride yürü diyorum. Bas git hadi hadi. Silahlı bir hadi adam var. Ya hadi yürü git lan. Ya. Yürü. Ya çekilin. Yürü, çekilin yürü. Ya. Bravo. Ay, maşallah maşallah. Çekil, çekil yoldan! Çekilin! Ne oluyor orada? Çekilin! Çekil! Çekilin! Silah var! Çekilin. Silah var! Herkes yere yatsın! Çekil! Silah var! Nereye gidiyorsun? İKT adına bu düğünü kara buluyorum! Yat! Melike! Hakan kurtul, düşmesin. Çekilin! Yere yatırlar. Yanlışlıkla damadı vurdu. Lanet olsun senin gibi beceriksizler. Ben ne yapayım abi? Kurşun önünde mi değil? Gördüm canım, gördüm. Hadi gidelim. Dur polis! Ölmüş. Tam bu işlere uygun. Hadi bulalım şunu. Abi burası fena karışmış. Herifin silahı var abi. Geç kaldık. Haydi nereye? Buradan kaçtı. Polis! Abi başkanım arıyor. Ver bak. Tamam başkanım. Ambulans yoldadır. Neredeyse gelir. Yiğit abi. Bakma bakma. Ne olur ölme. Yalvarırım. Hadi boşaltın burayı hadi. Hadi acele edin. Bak tutacaksın. Hadi. Hadi boşalt. Çabuk olun. Bir şeyler yapın. Yiğit abi. Yiğit başkomiserim. Yaralanmış. Kan kaybediyor. Görmüyor musunuz? Ver ha şunu izleme. Hadi. Al şunu yarısına.
yok mu doktor? Yetişin Yiğit, ölüyor yetişin. Ateş eden şerefsizi gördüm. Söyleyecektim ama korumalar bırakmadı beni. Nasıl yani? Ateş edeni gördün mü? Evet, kaçtı. Ama Necip amirin peşinde. Yiğit sakın ölme ne olursun. Kimse ambulans çağırmadı mı? Ölüyor Öner abla, görmüyor musun? Bir şey yap ne olursun. Nerede kaldı bu ambulans ya? Nerede kaldı ya? Yiğit kendine gel ne olur. Abi başkanım geldi. Başkanım. Sabit, hadi hemen içeri girelim. Başkanım, galiba geç kaldık. Burası karışmış. Yiğit, oğlum, ona bir şey oldu mu? Bilmiyorum başkanım. Başkanım, yaralısınız. Bir şeyiniz yok ya. Tamam. Oğlumu görmem lazım. Oğlumu görmem lazım. Yiğit. Yiğit abi. Bu ambulansın geleceği falan yok. Biz götürelim hastaneye. Olmaz, olmaz. Olmaz, bekleyelim, olmaz. Abla kan kaybediyor, görmüyor musun? Git, git arabayı getir. Tamam. Acele et. Hadi çabuk ol, hadi. Hadi, hadi çabuk olalım. Durun, oynatmayın yerinden. Ne yapıyorsunuz? Görmüyor musun abla? Ölmek üzere. Burada ölmesini mi bekleyeceğiz böyle? Hadi, hadi tutun, götürelim. Çek elini, sen karışma. Biz götürürüz. Hadi Hakan geç. Tamam. Tut bacağından tut. Hazır mısın? Bir. Dikkat. Ne olur dikkat yavaş. Dikkat edin ne olur. Yavaş. Dikkat edin. Yavaş. Dikkat edin. Kaldır kaldır. Yavaş. 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 Dayan. Dayan Yiğit. Yavaş. Hadi. Dikkat edin. Dikkat edin. Kaldır kafasını kaldır. Yol açın. Dayan lan. Dayan, az kaldı. Yiğit. Oğlum. Oğlum yaralanmış, Sabit. Vurmuşlar onu. Başkanım, başkanım iyi misiniz? Yetişemedim, yetişemedim. Kıydılar oğluma Sabit, oğluma kıydılar. Arabayı çalıştır. Emredersin abi. Başkanım, başkanım. Gidelim hadi, gidelim. Tamam abi, gazlıyorum. Başkanım. At silahını. At, yoksa yersin kurşun alnına. Geber ulan! Gebermiş. Beter olsun. Ne abi? Araba geldi. Yiğit abi. Yavaş yavaş. Dikkat edin ne olur. Başını tutun başını. Başını tutun. Yavaş, yavaş. Tamam. Çabuk olun. Hadi Hayri. Tamamdır, hadi Hayri. Bas gaza, bas gaza. Devrem nerede? Ne yaptınız? Neredeler? Hastaneye götürdüm. Nasıldı durumu? Bilmiyorum, Niyazi, olay yerine kimseyi yaklaştırma. Her tarafı dedik dedik edeceksin. Peki amirim. Memduh, sen burada kal. Kamera kaydı falan var mı bak. Peki amirim. Arkasında kim var bu işin bulacağız. Çabuk olun, çabuk. Hayır, ne
Tamam abla, gidiyoruz, yetişeceğiz. Merak etme. Hiçbir şey olmayacak müdürüme. Bayılma. Sakın bayılma. Yiğit, aç gözünü. Lütfen konuş. Hadi geç şu arabayı, bassana gaza. Yiğit, aç gözünü. Lütfen bayılma. Yiğit, nasıl Melike? Baygın. Daha ne kadar var Hayri, çabuk. Az kaldı. Biraz sonra hastanedeyiz, merak etmeyin. Yiğit, yalvarırım, yalvarırım, yetiştirin onu, ne olursunuz. Yiğit, duyuyor musun? Hadi salma kendini, ne olursun. Yiğit, hadi. Yiğit, dayan. Hadi bir şey yapın, çabuk olun. Sabit abi, nesi var başkanımın? Bilmiyorum, yaralanmış. Sen arabayı sür. Hastaneye mi gidiyoruz? Hayır, karargaha gidiyoruz. Tamam. Beni dinleyin. Başkanı getiriyorum. Yaralı. Hemen hazır edin orayı. Doktora da haber verin. Senin bir fikrin var mı? Kim yaptı bunu? Sakin ol Necip Amir. Neyine sakin olacağım ben? Neyine? Amirim. Hiç senin kadar bizim de kardeşimiz. Amirim, sakin öyle ol. Mi? Gördün değil mi onu, ne hale soktuğunu? Kardeş mi? Bizim de içimiz yanıyor. Al köpeklerini, git buradan. Sen ne dediğinin farkında değilsin. Bunun hesabını vereceksin. Necip. Anladın mı? Bunun hesabını vereceksin. Vereceksin. Hakan. Buyurun amirim. Sen al çocukları eve götür. Emredersiniz. Amirim, siz hastaneye mi? Evet. Bizi habersiz bırakmayın. Tamam, ararım ben seni. Allah yardımcısı olsun. Ya hadi çocuk. Gidelim Kubilay Bey. Yardım edin! Yiğit, ne olur dayan, ne olursun. Sağ ol, açılınlar istiyorsan. Başından bir açılın, bir saniye. Yavaş. Nesler, ne oldu? Vuruldu. Tamam, ara. Yiğit. Dur. Yavaş. Tamam. Dikkat edin. Kapıdan geçelim. Sediğini oraya yatır. Koş, koş, koş. Sıkı tutun. Kafa karışmasın, yavaş. Koşun. Koşun. Yiğit, ne olur ölme. Bir şey yapın. İlk müdahale yapılmış mı? Hayır doktor bey, karnında bir kurşun var. Çok kan kaybetmiş. Hemen ameliyat alın, hemen. Doktor bey, ne olur kurtarın onu, ne olur. Merak etmeyin, elimizden geleni yapacağız. Melike. Melike, ne olur sakin ol. Benim için kendini tehlikeye attın. Kendini kurşunun önüne attı Rana. Kurtulacak Melike. Kurtulacak Yiğit. Merdiven kaçtı ne demek? Aptal herifler! O kadar adam nasıl elinizden kaçırırsınız? Hepiniz aptalsınız! Hepiniz bunun hesabını vereceksiniz. Şimdi çekil git! Gözüm görmesin hiçbirinizi! Ne oldu efendim? Senin bu beceriksiz adamların merdiveni ellerinden kaçırmış. Merdiven kaçmış mı? Nasıl olur? Bana ne soruyorsun? Olmuş işte nasıl olmuşsa. Efendim, düğünde de bir aksilik oldu. Nasıl bir aksilik? Yiğit, Melike'yi kurtarmak için kendini feda etti. Ne diyorsun sen? Öldü mü yoksa? Hayır, yaralı. Durumu henüz belli değil. Hiçbir işimiz düzgün gitmiyor. Ne yapacağız şimdi? Efendim, sorun değil. Eğer Yiğit ölürse merdiveni bulur, biz öldürürüz. Eğer ölmezse Yiğit'e merdiveni öldürme planımız aynen devam eder. Bu kadar basit bir işi bile halledemiyorsun. Bir de devleti ele geçirmekten bahsediyorsun. Ne yapacaksan yap hemen. Rana, haber var mı? Hala ameliyatta Necip abi.
Ne dedi doktor? Daha bir şey demediler. Hemşire, nasıl Yiğit? Kurtulacak değil mi? Merak etmeyin, doktorlar elinden geleni yapıyorlar. Lütfen kurtarın onu. Ölmeyi hak etmiyor. Kendini benim için feda etti. Sizin için çok üzgünüm ama lütfen müsaade edin. Allah'ım, ne olur yardım et Yiğit. Ne olur yalvarırım, ölmesin. Durumu nasıl doktor? Başını çarpmış. İç kanama falan yok. Durumu iyi. Korkulacak bir şey yok, merak etmeyin. Başkanım, beni duyuyor musunuz? Yiğit, oğlum. Sabit, o nasıl? Hastanede. Orada bir adamımız var. Ameliyattan çıkınca bizi arayacak. Hemen ara. Öğren nasılmış. Hadi. Kemal, ben Sabit. Yiğit nasıl? Abi hala ameliyatta. Demin bir hemşire çıktı. Pek bir şey demedi. Galiba durumu hala kritik. Hangi hastanedesiniz? Ümraniye Devlet Hastanesi. Tamam. Sen ayrılma orada. Emredersiniz abi. Başkanım. Ne diyor? Hala ameliyattaymış. Ama hemşire iyi konuşmuş. Doğru söyle Sabit'i. İyi değil mi? İnşallah iyi olacak başkanım. Allah'ım. Tam onu buldum derken... kaybedeceğim. Ne olur bu acıyı yaşatma bana. Onun için kendi canımı vermeye hazırım. Onun yerine... benim canımı al ya Rabbi. Başkanım, ikinize de bir şey olmayacak. İnşallah kavuşacaksınız. Biraz daha sabredin. Merteben, kim bilir şimdi hangi deliğe girmiştir? Ona Yiğit'le ulaşırız, merak etmeyin. Peşine düşecektir nasıl olsa. Yiğit eğer yaşarsa... Efendim, Kaya Minik Bey geldiler. Gönder. Buyurun efendim, sizi bekliyorlar. İzmir'in çağdaşları taşladı dağları, bana da derler Kaya Minik, kaparım açılanı, kapadım açılımı. Ha! Delirdin mi Kaya? Biz burnumuzdan soluyoruz, sen aksine pek neşelisin. Anlat da biz de keyiflenelim. Nasıl keyiflenmem, nasıl neşelenmem efendim? İzmir'i gördünüz. Bir fısıltı yaydım, ortalık savaş alanına döndü. Şimdi de hapishane hücresi küçüldü bahanesiyle ortalığı karıştırıyoruz. Çocukları, gençleri sokağa döktük, güvenlik güçlerini taşlatıyoruz. İstanbul'da otobüsler yakılıyor. Devamını istiyoruz. Edecek efendim, edecek. Devletin vatandaşlarına vereceği bireysel hakların önünü ancak böyle provokasyonlarla keseriz. Evet. Milletin ihtiyaç duyduğu demokratik haklar kesinlikle gündeme gelmemeli. Ne yerel dilde televizyon, ne Alevi kimliği, ne başörtüsü, ne sivil yargı, ne darbe tehdidi. Ne de ifade ve inanç hürriyeti. Demokratik açılım konusunu dağdan inen bu 3-5 militana kilitleyin. Demokratik açılım denilince insanların aklına özgürlükler gelmemeli. İnsanın aklına sadece dağdan gerilla kıyafetiyle inip provokasyon yapanlar gelmeli. Kimileri de beceriksizlikleriyle ekmeğimize yağ sürdü. Gerginliği kontrolden çıkaracak kadar artırmalıyız. Biraz Kürt milliyetçilerinin kulağına üfleyeceğiz, biraz bizim milliyetçilere. Anlayacağınız, fitili ateşledim. Yavaş yavaş bombaya doğru gidiyor. Ben hala bir patlama sesi duymadım ama. Efendim, ben size bu aralar evden çıkmamanızı öneririm. Bu patlama biraz şiddetli olacak. Planın programı neyse bize bir sunuş yapmanı istiyorum. Adım adım anlatacaksın. Hı-hı. Bu Kürt açılımı bizim son büyük kozumuz. Hay hay efendim.
Hay hay. Hemen hazırlığımı yapıyorum. Huzurunuza mükemmel bir planla çıkacağımdan emin olabilirsiniz. En kısa zamanda bekliyorum. Şimdi gidebilirsin. İzmir'in çağdaşları taşladı dağları. Ben de müsaade isteyeyim efendim. Ofiste işlerim var. Durumu çok kötü galiba. Baksanıza hala çıkmadı. İnşallah eskisinden bile daha iyi olacak Yiğit. Hepsi benim yüzümden. Kendine haksızlık etme. Olan oldu artık. Hem bir düşün. Yiğit'in seni ne kadar sevdiğini düşün. Sen olsan sevdiğin için hayatını tehlikeye atmaz mıydı Melike? Bir şey buldunuz mu Necim? Kimmiş yapan? Adam bağırdı. İtake mi, ikate mi ne? Kimmiş ki bunlar? Bilmiyorum hatun. Araştırıp bulacağız. Geliyorum hemen. Tüm bilgileri biliyorsun değil mi? Girdim sayılır. Necip Amir arıyor. Aç. Buyur Necip Amir. Herhalde kulağına gelmiştir. Duyduk. Çok üzgünüz. Yiğit'e geçmiş olsun. Katil öldürmeden önce İKT adını yapıyorum demiş. Bu da geldi mi kulağınıza? Başkanım, Yiğit'i vuranlar bizim adımızı vermişler. Tahmin etmiştim. Bana bak Sabit. Bu işin arkasında sizin olmadığınızı biliyorum. Ama benim tadım kaçtı, bunu bilesin. Benim tadım kaçarsa başkalarının tadı da kaçar. Bunu iyice bilesin. Biz bir şey yapmadık. Hala inanmıyor musun bana? Can dostum, gözümün önünde can çekişiyor. Birilerinin canını yakmaya çok müsaitim. Bir şey biliyorsanız söyleyin. Yoksa hesabını sorarım. Seninle buluşmamız lazım Necip Amir. Anlatacaklarım var. Önemli şeyler. Bazı gerçekleri bilmen lazım. Bak, benim bu bazı gerçeklere karnım tok Sabit Efendi. Her ne yapmaya çalışıyorsanız... Gizli kapaklı olmaktan çıkın artık. Çünkü sonu hayırlı olmuyor. Alo, Necip Amir. Yüzüme kapattı. Başkanım, ne yapıyorsunuz? Hastaneye gidiyorum. Oğlumu göreceğim. Sakın beni engellemeye kalkma Sabit. Başkanım, bir dakika. Durun ne olur. Ne var Sabit? Başkanım, size akıl vermek haddimiz değil. Ama beni bir dinleyin. Orası şimdi tehlikeli. Pisagor sizin Yiğit'e ulaşmak isteyeceğinizi biliyordur. Hem kendinizi hem de Yiğit'i tehlikeye atarsınız. Burada oturup oğlumun ölüm haberini mi bekleyeyim Sabit? O ölmeyecek. İnanın bana, ölmeyecek. Güçlü çocuktur. Sizin gibi. Onu görmem lazım diyorum. Başkanım. O zaman hep beraber gideriz. Sizi yalnız bırakamayız. Anca beraber, kanca beraber efendim. Bekleyelim mi? Ameliyattan çıksın. Tedbirimizi alalım. Sonra size söz. Göreceksiniz Yiğit'i. Hala çıkmadı mı amirim? Ne dedi doktorlar? Bekleyin dediler ben. Bekleyin. Sen bir şey buldun mu? Tetikçiyi öldüren Ural diye bir adammış. Tahmin et kiminle bağlantısı var amirim. Bir kıyas mı? Bir ara beraber döviz bürosu işletmişler. Ortakmış ikisi. İyi. İnşallah kaderleri de ortak olacak. Yiğit bir kurtulsun da Pikas'ın defterine bu sefer çok çabuk düreceğiz. Pikas'ın defterini düreriz de bu utanmazın defteri ne olacak amirim? Yılanın başı. Bir de gözyaşı döküyor utanmadan. Dur dur. Mutlu musun şimdi ha? Amirim, devrem öldü ölecek. Sakin ol. Kimin için? Senin için. Mutlu musun ha? Mutlu musun? Memdu, ne oluyor? Ne diyorsun sen? Memdu, sakin olsana. Melike'nin ne kabahati var şimdi oğlum? Eğer şuradan sağ çıkmazsa işte o zaman sorarım sana. Memdu. Saçmalama Memdu. Senin arkadaşınsa onun da kocası artık. Melike'nin ne kabahati var? O mu vurdu onu? En iyisi ona soralım. Sakin ol. Rana, hadi sen al Memdu'yu, bir hava alın. Hadi yürü Memdu. Merak etme.
Hadi yürü, üzüntüden ne dediğini bilmiyorsun sen. Ne yaptığını sanıyorsun sen ya? İlk günden beri şu kıza yapmadığın kalmadı. Allah Allah, neden acaba? Biraz sessiz lütfen. Pardon. Hepimiz oradaydık, gördük. Yiğit kendisi atladı kurşuna. Sevdiği kadın için. Şimdi Melike'nin ne suçu var bunda? Bak Rane, bilmediğin şeyler var. Neymiş o? Neyi bilmiyormuşum? Neyse, bırak şimdi. Yok öyle. Neyse söyle bakalım. Kızın günahını alıyorsun, ondan sonra bırak şimdi. Söyleyeceksin. Bu Melike denen kız var ya. Emre. Buyurun amirim. Ben size hava alın dedim. Kavga edin demedim. Memduh tam bir şey söylüyordu amirim. Bekliyorum. Memduh sana hiçbir şey söylemeyecek. Değil mi Memduh? Ne oluyor amirim ya? Neyi saklıyorsunuz bizden? Memduh'un biraz sinirleri bozuk sadece. Ne dediğini bilmiyorum. Hiç inandırıcı değilsiniz amirim. Tamam Melike'cim, ağlama artık. Hepimiz üzgünüz. Kolay değil, kaç yıllık arkadaş Memduh'la Yiğit. Acısını senden çıkardı. Memduh ne dese haklı Hüner abla. Bugüne kadar hiç kimse beni Yiğit gibi sevmedi. Şimdi onu kaybediyorum. Hepsi benim yüzümden. Durum nedir doktor? Yarası sandığımız kadar kötü değilmiş. Kurşunu çıkardık. Bu gece istirahat etse yarın öbür gün taburcu olur. Merak etmeyin. Yiğit eskisinden bile daha sağlıklı olacak. Şükürler olsun. Çok şükür. Ucuz atlattık. Aslanım Yiğit. Sana kurşun işler mi be? Hepimize geçmiş olsun amirim. Bak, kurtuldu çok şükür. Çok korktum Hüner abla. Eğer ona bir şey olsaydı. Olmadı işte. Olmadı, artık gerisini düşünme. Lütfen müsaade edin. Yiğit. Yiğit. Benim için kendini feda ettin. Ne kadar aptalmışım. Nasıl göremedim beni bu kadar sevdiğini? Aşkının gerçek olduğunu nasıl göremedim? Lütfen beni affet. Hanımefendi, hasta ayılınca konuşursunuz. Lütfen. Bir dakika, bir dakika izin verin lütfen. Melike, bırak hemşire işini yapsın. Hadi. Melike. Bunları hemen halledin. Hadi. Emredersiniz Sabit abi. Hastaneden Kemal arıyor başkanım. Allah'ım, ne olur hayırlı haber olsun. Söyle Kemal. Evet. Evet. Ah, çok şükür. Ne olmuş? İyi haber. Yiğit hayati tehlikeyi atlatmış başkanım. Allah'ım sana şükürler olsun. Çok şükür Yiğit kurtuldu. O kurtuldu ama onu bu hale koyanlar kurtulamayacak amirim. Lafı ağzımdan aldım. Hadi yürü gidiyoruz. Memduh. Nereye gidiyorsunuz? İşimiz var. Buldunuz mu yapanları? Bu işin peşini ben de bırakmam bilmiş olun. Bırakmayacaksın zaten. Hiçbirimiz bırakmayacağız.
Şimdi gitmemiz lazım. Buyurun. Kurtulmuş. Çok şükür. Amirim. Niyazi. Bütün ekibi topla. Pikas'ın ofisinde buluşuruz. Pikas'ın ofisinde mi? Evet, Pikas'ı alacağız. Hemen çıkın. Tamam amirim. Toparlanın, operasyona gidiyoruz. Hı-hı. Sonunda şu herifi de alacağız be amirim. Oh be, oh! Adam kafesçi ama şimdi kendi kafese girdi Memdu. Bakalım bizi karşısında görünce ne yapacak? Ha, Zeki Yahya Bey'e de haber verelim. Hadi çocuklar, hadi seri, seri, hadi. Hadi, hadi. Nereye gidiyormuşuz? Pikas'ın ofisine. Orada buluşacağız. Tamam. Amirim biz hazırız. Yola çıkıyoruz. Tamam. Hadi. Nereye? Yemek götürmeye. Tamam geç. Size yiyecek bir şeyler aldım. İstemez. Oğlum sen hala hangi yüzle geliyorsun buralara? Size de iyilik yaramıyor be kardeşim. Bana bak. Şimdi mahvederim seni. Çek git gözümün önünden. Melike Hanım hanginiz acaba? Buyurun benim. Hasta ayılmaya başladı. İlk sizin adınızı sayıkladı. Onu görmem mümkün mü acaba? Çok uzun sürmez. Söz veriyorum. Bırakın bir 5 dakika girsin. Biz buraya nikahtan geldik. Daha yeni evlendiler. Ne olur. Lütfen. Tamam tamam ama doktor bey görmesin yalnız. Ben size bone falan getireyim. Böyle giremez. Tamam. Ayılmış. Her taraf bekçi köpeğiyle dolu amirim. Buyurun memur bey, kime bakmıştınız? Memdu, gördün mü ya? Konuşan bir köpek. Ne sevimsizler değil mi amirim? İnsanın belediyeye temiz yetesi geliyor. Buraya girmek için izniniz var mı? Vallahi benim senede 3 hafta iznim var. Onu da burada ziyan etmem herhalde. Çocukları alıp Erzurum yapayım diyorum. Nasıl Memdu? Vallahi 10 numara olur amirim. Benim de iznim var. Hem de savcı beyden. Kubilay Şahin'i almaya geldik. Çağır gelsin. Kendisi burada değil. Şu pencereden bakan kim? Maketi mi? Beyefendiye memur beylerin geldiğini haber verin. Herhalde yanlış anlama var. Tamam. Necip Yılmaz dersiniz. Duyunca çok sevinecek.
Hoş geldin Necip. Beyefendi, polisler geldi, sizi soruyorlar. Gördüm. Bir zamanlar kapından kovduğun fakir ama onurlu bir genç vardı, hatırlar mısın? Çok adamı kovdum, hatırlamıyorum. Rahat ol, ben zaten onlardan biri değil. Gelme yer misin? İkramı geri çevirmem. Necipler Pikea'sı ziyarete gitmiş. Hastanede kimse yok. Tam zamanıdır. Hadi çıkalım hemen. Ama Yiğit daha kendine gelmemiş. Olsun, yine de duyar beni. Hisseder babasını. Onu görmeden rahat yok bana. Bir dilim daha. Gerisini şubede devam etsek. Sebep? Cinayeti azmettirmek. Hangi cinayet? Nikah salonunda tetikçiyi öldüren adam. Vural kaçmaz. Eski ortağınmış. İş dünyasında güvenilir biri olmak suç mu? Eski bir arkadaşım. Bir dönem çalıştık. Sonra anlaşamadık, ayrıldık. Yıllardır görmedim. Ne oldu? Korkuyor musun? Hayır. Sadece sebebini bilmek istiyorum. Eminim sebebini Yiğit de bilmek ister. Katilin eski bir arkadaşın olduğunu öğrenmek onu hızlı iyileştirecektir. Ben birkaç saate gelirim. Buyurun, gidelim. Önden buyurun. Beyefendi, avukat bey haber verelim. Gerekmez. Ortalığı lüzumsuz yere telaşa vermeyelim. Buyurun Kubilay Bey. Binerken başına dikkat et. Allah muhafaza ortalığı boşuna yere ayağa kaldırmayalım. Hadi çocuklar, gidiyoruz. Boş veremem. Seni boş veremem. Kendini ateşe attın benim için. Sen aynısını yapmaz mıydın? Yapardım. Ama beni bu kadar çok sevdiğini bilmiyordum. İnsan... canını sevdiği için feda demiyorsa o canın ne kıymeti var? Senin için her zaman ölüme atlarım. Lütfen böyle konuşma. Bin tane canım olsa hepsini bükülüşüne feda ederim. Thank you.
İyi misin? Ağrınsızın var mı? Bir şeyim yok. Ne dedi doktor? Yarın öbür gün çıkacakmışsın. Necip abiler nerede? Buradalardı. Şimdi çıktılar. Ateş eden adam ne oldu? Ölmüş. Seni öldürmeye kalktılar. İKT. Bunun hesabını verecekler. Bırak şimdi bunları lütfen. Bak sana ne diyeceğim. İyileşince bir süre uzaklaşırız buradan. Dinlenirsin. Hatta hiç dönmeyiz. Başka bir yerde yaşarız. Ne dersin? Olmaz. O adamların yaşamasına izin veremem. Ne olursa olsun. Korkma. Bir daha sana ilişemezler. Çünkü bizi asla ayıramayacaklar. Melike Hanım, lütfen hastayı daha fazla yormayın. Ben. Ne kadar körmüşüm. Yiğit'in sevgisini nasıl oldu da görmedim. Melike, nasıl Yiğit? İyi, gayet iyi Hüner abla. İnşallah Necip abiler bulur şu herifleri, sıkarlar gırtlaklarını. Kimin nesiymiş adamlar? Yiğit bir şey söyledi mi? Demedi Hüner abla, demedi. Dinle beni, öleceksin Melike. Giyeceğin gelinlik, kefenin olacak Melike. Seni son kez görmek istedim, ölmeden önce. Ben gidiyorum. Aa, Yiğit'i bırakıp nereye gidiyorsun? Şu üstümü başımı değiştirip geleyim. Hem Yiğit'e de evden bir şeyler getiririm. Ben de geleyim seninle. Gerek yok, sen burada kal. Ben hemen gidip gelirim. Tamam. Demek söylemeye çalıştığın şey buydu Gölge. Her şeyi biliyordun. Ama söylemedin. Ama ben sana söyleteceğim, merak etme. Taksi! Oğlum nasıl? İyi başkanım, şu anda dinleniyor. Moral kaçmaz. Yaralama, gasp, tehdit ve şantaj. 2 ay önce şartlı tahliyeyle çıkmış. Demek ki Kubilay Bey arkadaş seçmeyi iyi bilmiyor. Maazallah, sizi de kötü yola düşürür böyle arkadaşlar. Çok nasihat ettim ama dinlemedi. Nereden tanışıyorsunuz? Birkaç sene önce bana geldi. İş yapacaktı. Ortak arıyordu. Baktım karlı bir iş, ben de geldim. Kendisiyle tanışıklığım bu kadardır. Sonra hiç görüşmediniz yani. 1 yıl sonra ayrıldım ortaklıktan. Sonra hiç görüşmedim. O gün nikah salonunda olması tamamen benim bilgimin dışındadır. Kendisiyle hiçbir bağım yoktur. Bana bak, pikas mısın, flas mısın, nesin? Bu sefer bir pike yaptın ama iltifa kaybediyorsun.
Çakılmak üzeresin. Her şeyi açık açık anlat. Beraber mi planladınız? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Uçak düşüyor Pikaz. Yiğit benim canım, kanım kadar sevdiğim bir kardeşim. Böyle bir şeyi neden yapayım? Esas amacınız Melike'yi öldürmekti. Ama Yiğit bir yiğitlik yapıp bozdu planladınız. Ben kimse öldürtmek falan istemedim. Saçmalık bunlar. Susma hakkımı kullanıp hiç konuşmayabilirdim. Konuşmam makama saygıdandır. Fazla manevra yapma. Uçak çakılmak üzere Pikaz. İyi düşün. Sen burada kal. Etrafı kolaçan edin. Tamam. Bu adam kim Rana? Bilmem. İlk defa görüyorum. Oğlum. Canım oğlum. Nasıl yaptılar bunu sana? Hayırdır bey amca? Bir yakınıyım. Yaşlı adam ziyareti moral olur diye düşündüm. Bir izin versen sevabına ha? Olur mu? Eyvallah ama kısa olsun. Önce bana kıydılar. Şimdi sana aynısını yapacaklar. Aç gözünü oğlum. Hadi aç gözünü. Kalk bu uykudan. Kalk. Merhaba. Çok şükür kurtuldu. Hı hı. Yiğit'i tanıyor muydunuz? Yeni tanıştık sayılır. Ama severiz birbirimizi. Ne dedi doktor? İyileşecekmiş. Oğlum. Seni bir daha bırakmayacağım. Pardon, siz ne dediniz? Başkanım artık gitsek, her an birileri gelebilir. Duymadın mı? Cevap ver adam gibi. Beraber mi planladınız? Senelerdir görmedim bu adamı diyorum size. Ama telefonda konuşmuşsunuz. İşte kayıtlar burada. Boom. Olacağı buydu işte. Uçak düştü. Hali duman oldu. Neden? Çünkü tehlikeli bir pika yaptı. Pilot 8'de 8 hatalı. Avukatımı istiyorum. Öldürseydin. Her şeyi biliyordun. Nikahta beni öldüreceklerini biliyordun. Bilsem söylerdim. Kim istedi bunu? Söyle. İKT demiş katil. İnan bana. Eceli gelmiş adam yalan söylemez. Pikaz mı? Pisagor mu? Kim olduğunu sen çok iyi biliyorsun. Söyle dedim sana. Aklınca beni uyaracaktın değil mi? Açık açık söylemeye cesaret edemedin. Korkak.
korkak. Ben korkağım, sen değilsin, öyle mi? O zaman çek tetiği. Yemin ediyorum çekerim. Anlamadın mı hala Melike? Benimki bir uyarı değildi. Kişisel bir meseleydi. Yiğit'in karısı olmayı kabul ettin ya. O günden beri sen benim için artık bir ölüsün Melike. Melike. Boş ver şimdi hesap sormayı. Yaşıyorsun işte. Önemli olan bu. Kocan olacak adam da yırttı kefeni. Daha ne istiyorsun? Sakın bir daha Yiğit'in adını ağzına bile alma. O benim için kendi hayatından vazgeçti. Dost dediklerim, dava arkadaşım dediklerim beni öldürmek için sıraya girmişken o kendi hayatını tehlikeye attı. Vay vay vay. Ne oldu? Bizim küçük ajanımız beyaz gelinliği giyince masum bir prensese mi dönüştü? Yoksa gerçekten aşık mı oldun Yiğit'e? İki yüzlü, pislik. Gerçek aşk şimdi başlıyor demek. Bana doğruyu söyleyeceksin. Emre kim verdi? Demek Yiğit kendini kurşunun önüne attınca kalbini gerçekten çaldı senin ha? Vay be. Hepinize soracağım. Beni öldürmeye kalkışmak neymiş hepinize soracağım. Melike, öldüreceksen öldür ya da defol git şuradan. Dava arkadaşım. Artık dava arkadaşı falan değiliz, budala. Bugün beni öldürmeye kalkan, yarın seni niye öldürmeye kalkışmasın ha? Melike, sana son bir tavsiye. Eğer Pisagora ya da Pikeas'a gidiyorsan sakın gitme. Kendi ayaklarının eceline gitmiş olursun. Sen artık onlar için bir ölüsün. İnanmayacaksın ama senin için güvenli olan tek bir yer var artık. O da Yiğit'in yanı. Onu sakın bırakma. Yanından asla ayrılma. Artık tek dostun Yiğit. O da yakında gerçeği öğrenecektir nasılsa. Dikkatli ol. Hadi git artık. Pisagora ya da Pikeas'a gidiyorsan sakın gitme. Kendi ayaklarının eceline gitmiş olursun. İnanmayacaksın ama senin için güvenli olan tek bir yer var artık. O da Yiğit'in yanı. Onu sakın bırakma. Onu sakın bırakma. Onu sakın bırakma. Sakın. İyi keşfettiniz bu telefon işini. Biri tutuklanacak, telefon kaydı. Namuslu, dürüst insanlara çamur mu atılacak? Hemen telefon kaydı. Yok böyle ucuz saçmalıklar Necip Amir. Kubilay Bey emniyete yalan ifade verdi, ondan avukat bey. Psikolojik baskı altındaydı. Kendisi avukatımı istemiyorum dedi. Öyle mi Kubilay Bey? Ofiste memur beylerden rica ettim ama beni ciddiye almadılar. Duydunuz, zorbalık mı yaptınız? Kendisinin demin verdiği ifade tamamen hukuk dışıdır. Bana bak avukat. Sakin ol Necip Amir.
Müvekkilimin esas ifadesi şu şekildedir. Buyurun Kubilay Bey, imzalayın. İşlemlerimiz tamam. Şimdi bu kaba beylere Allah'a ısmarladık deyip buradan ayrılalım. Müsaadenle Necip Amir. Çok sevdiğim bir dostum hastanede. Ziyaret etmem lazım. Yine kitabını uydurdunuz işinizi. Ama gün gelecek, o kitap da değişecek. Yakında bir çiçekçi var mı Necip Amir? Var. Köşeyi dönünce solda. Cenazen için çelenk siparişi vermiştim. Adımı verirsen indirim yapar. Çok incesin. Gölge, ben hastaneye Yiğit'i ziyarete gidiyorum. Sen de konuştuğumuz gibi hazırlığını yap. Yiğit hala bilmiyor değil mi meseleyi? Hayır, İKT zannediyor. Artık işin arkasındakinin ona sokulan türkücü olduğunu bilme vaktidir. Tamam, sizden haber bekliyorum. Efendim, planım şu şekilde işleyecek. Öncelikle ben Kandil'e gidiyorum. Dağda yarım kalan işi şehirde tamamlayacağız. Örgütün şehirdeki ayağına yapılacak operasyonların açılım bahanesiyle engellenmesi iyi oldu. Adamlarımız dağdan inselerdi zaten bu yapıya tabi olacaklardı. Bu yapı ayakta kaldığı müddetçe biz şehirlerde terör estiririz. Sizi temin ederim ki İstanbul'u, İzmir'i, Adana'yı, Mersin'i, Diyarbakır'ı savaş alanına çeviririz. Güzel bir adam. Ben ve ekibimin üzerinde çalıştığı şehit aileleri var. Bunlar madalyalarını iade edecekler ve iktidara atacaklar. Daha sonra İmralı'daki kardeşimin yaptığı avukat görüşmelerini çarpıtarak ve abartarak internet sitelerine koyacağız. Gerekirse İmralı'dakini devre dışı bırakırız. Avukatlar üzerinden şunu dedi, bunu dedi dedirtiriz. Yapmadığımız şey değil yani. Benim benim. Sonra da hükümeti İmralı'yla işbirliği yapıyormuş gibi göstereceğiz. İzmir'de Kürtlere karşı yaptığımız kitlesel kalkışma denemesini bütün Batı şehirlerinde büyük ölçekli bir şekilde gerçekleştireceğiz. Mesela kalabalık bir belediye otobüsünde sırf Kürtçe konuşuyor diye birkaç Kürt'ü öldürmeye kadar giden hareketler planladım. Polis karakollarına yönelik Kürt baskınları düzenlettireceğiz. Çıkacak olaylarda Kürtleri polise karşı kışkırtacağız. Mukavemet ve saldırıda bulunmaları için tahrik edeceğiz. Oradan bir polis ateş etse bile, birisi ölse bu iş tamamdır. Güzel. Güzel olmaz mı efendim? Kim demiş et tırnaktan ayrılmaz diye? Kerpetenle pekala ayrılır. Nasıl olsa ne et bizim ne de tırnak bizim. Bu milletten ilk koparacağımız şey bunlar mı olacak sanki? Biz yıllarca bir sürü insanı Allah'ına, peygamberine, tarihine, ecdadına, geleneğine düşman etmeyi becerdik. İki kardeşi birbirine düşürmeyi mi beceremeyeceğiz? Ortak değerler unutulup ayrılık noktaları konuşulmaya başladı mı, iş tamamdır. İkiz kardeşlerde bile ayrılık noktası bulunur. Eve gittiniz mi hatun? Çocuklar nasıl? İyi tamam. Ben de Yiğit'e bir bakıp gelirim. Böyle olunca kaostan yararlanıp önce 2011 seçimlerinde güzel bir koalisyon hükümeti kurarız. Sonra da istediğimiz bir cumhurbaşkanı seçeriz. Biz neden seçime gireceğiz ki? Biz seçimsiz geleceğiz. Biz 2011 ve 2012 seçimlerini sabote ederek 2013'ün darbeci kurma heyetini kurgulayarak geleceğiz. Azizim hazır ol. Postmodern darbe olur da
postmodern seçim olmaz mı? Değil mi? Sonra Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi sistemini kaldırıp yeni Cumhurbaşkanı'nı oluşturduğumuz mecliste seçtireceğiz. Sana dahasını söyleyeyim. Postmodern bir devrim konseyi kuracağız. Adı da Anayasa ve Cumhuriyeti Koruma, Kollama Kurumu olacak. Lütfeder bana da bu kurumda bir yer verirsiniz değil mi Sayın Pisagor? Seni kurumun başkanı bile yaparım. Minik kuvvacığım. Kanunlar çıkmadan önce, üst düzey sivil yargı atamalarından önce vize onayı alma, belediye başkanlığı ve milletvekilliğine aday olacaklara önceden vize verme işini bu kurum yapacak. Bu kurumun izin vermediği hiç kimse atanmayacak. Aday olamayacak. Postmodern bir devrim düzeni yani. Bir de Cumhurbaşkanı adayı bulmak lazım. Benim gibi davaya sadık, ileri görüşlü, çağdaş, ahlaklı, bir dediğinizi iki etmeyecek bir insan olması lazım. Sayın Pisagor, müsaade ederseniz benim Cumhurbaşkanı adayım şimdiden hazır. Elbette ki sayın hazır ol. Verin o elinizi şimdiden öpsün sayın Cumhurbaşkanım. Saygılarımla. Sayın Hazırol bu göreve bence de çok layık olacaktır. Teveccühünüze çok teşekkür ederim. Bu arada dışarıdaki dostlarımızla yeni iki kavram geliştirdik. Yeni argümanlarımız, Türkiye'de İslami bir Rönesans ve Osmanlı çılgınlığı yaşanıyor. Türkiye giderek İran, Suriye ve Libya eksenine giriyor. Böylece bunların dış desteğini tamamen keseceğiz. Sevgili Hazırol, senin dışarıda organize ettiğin bu işler çok kıymetli. Ama 2011'de iktidarı geri almamız için bana eylem lazım. Ateş ve barut lazım. Kan lazım. Yeşil yandı. Emniyet kemerini tak. Hı hı. Korkuyorum bir sabah çaydanlığın içinden cin gibi çıkacaksın diye. Beyefendi kim? Ben Mertiven. Yiğit'in babasıyım. Şaka mı bu? Oğlum hastanedeyken şaka yapacak halim yok. Dur bakalım daha neler duyacağız. Sakin bir yere gidelim. Konuşacaklarımız var. Ne haber Gölge? İyi efendim. Çantada ne var? Kıyafet. Silah ve kıyafetin üzerinde vereceğim. Yiğit'i nasıl çıkaracağız? Ona bu işi yapanın türkücü olduğunu söyleyince yerinde duramaz. Ne yapar eder kaçar hastaneden. Biz bir şey yapmayacağız yani. Yukarıda kimse var mı? Melike buralarda. GPS'i sen al. Sinyallerini takip edeceksin. Mertveni nasıl bulacağız ki? Adam şimdi çoktan kayıplara karışmıştır. Ya o Yiğit'i bulacak
ya da Yiğit onu bulacak. Her iki durumda da bulan Yiğit olacağı için biz de vericiyle Yiğit'i izleyeceğiz. Sonra da Yiğit'in onu öldürmesini. Olmadı kendi işimizi kendimiz görürüz. Anladın mı? Şimdi oldu. Hadi girelim. Demek şu dokuz parmağın bahsettiği günlüklerin yazarı meşhur istihbaratçı sizsiniz. Evet. Bak Necip. Biz sana güvenebiliriz. Yiğit'in yakınısın. Seni seviyor. Artık eskisi gibi değiliz maalesef. Kopardılar bizden. Kopardılar. Onlar kopardı. Bana. Babama yaptıklarını şimdi oğluma yapıyorlar. Onu Pisagor'un, Pikaios'un elinden kurtarmalıyız artık. Ben ne zamandır buna uğraşıyorum zaten. Haberiniz vardır. Yiğit'e kızamayız. Kendince inandığı şeyler var. Vatana hizmet ettiğini sanıyor. Yiğit benim peşime düşecek Necip. Beni babasının katili sanacak. Günlüğü de onlar çalıp suçu bana attılar. Düğünü de biz bastık sanıyor. Ah Yiğit ah. Nereden bulaştın o adamlara? Biz ancak sen yardım edebilirsin Necip. Onu al bana gel. Beraber her şeyi anlatalım. İnanacaktır. Başka çaresi yok. Ben şimdi ona seni babana götürüyorum desem bana hayatta inanmaz. Ne desem inanmadı son zamanlarda. Sadece onu al gel. Bir şey söyleme. Ben ona her şeyi anlatacağım. Demek gerçekten Yiğit'in babasısınız ha? Ormanın içlerinde bir kulübe. Kağıtta nasıl geleceğiniz yazıyor. Getireceksin onu, değil mi Necip Amir? Kavuştur bizi be evladım. Tam buldum derken tekrar kaybetmeyeyim. Kurtaralım oğlumu o çakalların ellerinden. Elimden geleni yapacağım, söz. Benden haber bekleyin. Çok az kaldı başkanım. Ona kavuşmanıza çok az kaldı. Buyur kardeşim, sıcak bir çay iç. Sağ ol, eyvallah. İyi akşamlar memur bey. Buyurun. Ben Yiğit'in dayısıyım. Ziyarete geldim de. Doktorunun haberi var. Gerekiyorsa arama yapabilirsiniz. Yok, gerek yok. Zaten takipteyiz. Teşekkür ederim. Vay tosunum. Seni bayağı iyi gördüm. Yavaş yavaş toparlıyoruz işte. Ama böyle yatmak hiç bana göre değil. En kısa zamanda seni tekrar aramızda görmek istiyoruz. Bir haber var mı? Kimden? Kim olduğunu biliyorsun. Ha, o mesele. Evet var. Düğünü kimin bastığını biliyoruz. Kimmiş söyle bana. Ha, sakin ol tosunum. İşte. İKT'nin başındaki adam bu. Türkücü. Türkücü bu. Tanıyor musun? Bana sokulmaya çalıştı bu adam. Demek o yüzdenmiş. Ulan Türkücü. Ben de seni adam sanmıştım. Düğünü basan da bu adam... Babanın katili de. Babamın katili mi? Bu olduğundan emin misin Pikaios? Adım kadar eminim. Her şeyi araştırdık. Baksana. İkisi de aynı karede. Vay namussuz herif. Ulan.
Ulan nasıl uyanamadım ben be? Bu adam işini biliyor. Bir anlık gafletinden bile yararlanırlar Yiğit. Piyas, bunun ne işi var burada? Hangi yüzle gelmiş? Ne düşünüyorsun? Bu şerefsizi nasıl öldürürüm onu düşünüyorum. Adresi falan var mı Pikas? Hayır. Gizleniyor. Onu ben bulurum, merak etme. Bulunca da gereğini yaparım. Leşini de Pisagor'un önüne atacağım. Dur. Pikas yardım et bana. Pikas, çıkar beni buradan. Dur, ne yapıyorsun? Kapıda polis var. Pikas, çıkıp bulmam lazım o adamı. Yiğit, ne oluyor burada? Yok bir şey. Çok geçmiş olsun Melike Hanım. Ucuz atlatmışsınız. Artık çıksanız iyi olacak Kubilay Bey. Yiğit'in dinlenmesi lazım. Aa, Yiğit, ne yapıyorsun canım? Kubilay Bey'i geçireyim. Aa, gerek yok. O kendisi gider. Zahmet etme Yiğit'ciğim. Ben giderim. Dinlenmen lazım Yiğit'ciğim. Ya... Bekle bir dakika. Serumun çıkmış, hemen geliyorum. Tamam. İki yan odada yatağın altına senin için bir çanta bıraktım. İçinde kıyafet ve silah var. Eyvallah. O ne? Çıkmanı kolaylaştırmak için uyuşturucu yine. Hainin yerini bulur bulmaz seni arayacağım. Eyvallah, sağ ol. Sabırsızlıkla bekliyorum Pikas. Serumu çıkmış hemşire hanım. Ben artık müsaade isteyeyim. Tekrar geçmiş olsun Yiğit. Eyvallah, sağ olun geldiğiniz için. Çık dışarı, defol. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Canım oğlum. Ne de çabuk geçti seneler. Bak. Burada da 4 yaşında. Şuna bak, elleri küçücük. Siz onunla konuştuktan sonra belki aramıza katılır. O zaman daha güçlü oluruz. Pisagor'un da, Pikaos'un da sonu gelecek. Beni sattıkları yetmedi, oğlumu da kandırdılar. Artık beraberiz başkanım. Hep beraber. Şu kapıdan içeri girince ona bir sarılacağım. Ölene kadar da bırakmayacağım Sabit. Bir saniye bile gözümün önünden ayırmayacağım. Belki size garip gelebilirim. Ama yaşlılık ve yılların özlemi... Kalbim... aklımın önünde yürüyor. Necip Amir ne yaptı? Konuştu mu acaba? Thank you.
Hedefin ben olduğumu, bunu da senin tezgahladığını biliyordum Pikas. Maalesef küçük bir aksilik oldu. Böyle kazalar oluyor. Ama elbet o kurşun yerini bulacaktır. Şimdi yukarı çıkıp Yiğit'e babasının katilinin kim olduğunu anlatacağım. Bakalım o zaman ne yapacaksın? Ya Yiğit senin nasıl bir şeytan olduğunu öğrenirse? Görelim bakalım o zaman sen ne yapacaksın? Çıkmam lazım buradan. Oo. İyi. Bakıyorum bayağı kendine gelmişsin. Aslansın be amirim. Ben de tam buradan beni kim çıkarır diye düşünüyordum. Dur bakalım, acele etme. Sabah kurşun yedin, akşamına dolanmak yok öyle. Şaka maka, bir an tünelin ucunda beyaz bir ışık görmedim değil. Beyaz ışık gördünse iyi. Bazısı çukurun karanlığını görüyor. Neyse ki bu sefer de ölmedik. Sen ölmedin, doğru. Ama inşallah o ölmüştür. O kim amirim? Sana kötülüğü emreden içindeki nefret. Bırak ölsün o Yiğit. Kurtar kendini onun pençelerinden artık. Attığın her adımda sana tuzak kuruyor, görmüyor musun? Ne diyorsun amirim? Ne yapsana bilmiyor muyum zannediyorsun? Bırak bu kurşun içindeki bağnaz vatan sevgisini öldürsün Yiğit. Sevmeyelim ülkemizi yani. Bu sevgi değil Yiğit. Bu bencillik. Bu kahramanlık sevdası. Dünyayı tek başına düzeltme telaşından vazgeç artık. Şu yataktan eski Yiğit olarak kalk. Ben en iyi bildiğim işi yapıyorum. Bu yolda ölmeye de razıyım. Peki sen düzeltebildin bir şeyi? Hayır. Ben dünyayı düzeltmek tabii ki istiyorum. Ama haddimi ve konumumu bilerek hareket ediyorum. Ben sadece emrolunduğum üzere yaşamaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar. Çok da verme kendini dünyaya her dem, çek elin. Döndüremezsin beyim, kat'i ağırdır bu dolap. Bu harabı niceler çalıştı mamur etmeye, bir yanın tamir ederken bir yanın oldu harap. Amirim şiir okumaya mı geldin? Hayır. Sana birinden bir haber getirdim. Kimden? Türkücüden. Türkücü mü? Her şeyi anlatacağım Yiğit'e. En başta kendimi. Ne derse razıyım. İsterse öldürsün beni. Yiğit'e hiçbir şey söylemene gerek yok ki. Nedenmiş o? Çünkü sen zaten ölüsün. Gidelim. Nerede buldun onu? O beni buldu. Seninle konuşmak istediği önemli bir mesele varmış. Adres falan bıraktım sana. Evet. Cebimde. Hadi. Hemen gidelim o zaman. Bu halde olmaz. İyileş gideriz beraber. Hem kendim götüreceğim seni ona. Peki amirim. Sabah ola hayrola o zaman. Ha şöyle be. Azıcık laf dinle ya. Ne oldu? Neyin var? Amirim ayağımı düzeltir misin? Tamam. Dur ben hallederim. Ne yapıyorsun? Dur ben hallederim. Ne yapıyorsun Yiğit? Kendine gel. Üzgünüm amirim. Ama o herif babamın katili. Az kalsın Melike'yi de öldürüyordu. Ama şimdi sıra bende. Beni öldürmediğine pişman olacak. Dur, sandığın gibi değil. Bakar mısın? Buyurun Melike Hanım. Sen niye Yiğit'in yanında değilsin? Necip Amir Yiğit Bey'in yanında. Ben de bir 5 dakika ihtiyaç için ayrıldım. Tamam. Bak keyfine o zaman.
Kusura bakma amirim. Bu onu bulup öldürmem için son şansım. Sonra bana ne istersen yaparsın. Necip abi, kendine gel. Necip abi. Yardım edin hemşire. Ne oluyor, ne var? Yardım edin ne olur. Yiğit şimdi çıktı hastaneden. Tamam, sakın kaybetme. Nereye giderse takip et. Dikkatli ol. Necip abi kendine gel ne olur. Necip abi. Ne zaman bayıltmışlar? Koşun. Birkaç dakika önce. Ne oldu bana? Necip abi, Yiğit kaçmış. Kaçmış mı? Ben neredeyim? Necip abi. Necip abi, ne olur kendine gel, hadi. Az sonra ecelin geliyor Türkücü. Babamın intikamını alacağım senden. Sevdiğimi öldürmeye kalkmak neymiş, hepsini göstereceğim sana. Demek inin burası. Türkücü! Oğlum, nihayet geldin. Hoş geldin. Yıllardır hep bu anı bekledim. Seni bu kadar beklettiğim için üzgünüm. Bu gece canını alıp bütün acılarına son vereceğim.